Hayır. Olamaz. Galiba biraz fazla ileri gittim. Yok, ondan değil yani. Beklemiyordum. Biraz ani oldu galiba. Ne oldu? Niye bu kadar şaşırdın? Yani sen fotoğraf deyince ben çıplak olacağını düşünmemiştim. Özel olacağını söylemiştin. Anladım da ben daha önce hiç böyle bir çekim yapmadım. Her şeyin bir iki vardır Deniz'ciğim. Bence rahatla biraz. O kadar da büyütecek bir şey değil. Duygucuğum giyinir misin lütfen? Ben seni dışarıda bekliyorum. Geliyorlar mı? Ay yok, güven yok ortada da. Ya ne yapıyorsunuz? Gitsiniz yerinize. Geçip ne yapacağız? Güven yok ortada. Hadi ya. Seni de aramadı değil mi? Ya. Ya aslında ondan önce gelirse ne yapacağız? Bilmem. Gelebilirsin. Giyindim. Kusura bakma, yardımcı olmak isterdim ama. Önemli değil. İstersen bir arkadaşımın numarasını verebilirim. Kendisi moda fotoğrafçısı ama sana yardım edebilir. Gerek yok, sağ ol. Neden böyle davrandığını biliyorum. Başkası var aklında onda. Anlamadım. Mini'yi düşünüyorsun hala. Ha, seni düşünüyor mu ayrı? Başkasıyla birlikte. Başkasıyla mı birlikte? Hı. Erdal'la yemeğe çıktılar akşam. Olabilir. Ne var bunda? İyi. Senin için sorun yoksa. Yok. Ben sana bir taksi çağırayım. Gerek yok. Arabayla geldim ben. İyi geceler. Sana da. Hı.
İyi misin? Hı? İyiyim, iyiyim. Ne oldu peki? Yani biraz önceki olay yüzünden mi? Yok. Yani ben başka bir şey düşünüyordum. Seninle ilgili değil. Emin misin? Hı? Biraz geç oldu. Ben kalkayım artık. Seni bırakabilirim istersen. Yok, gerek yok. Sağ ol. Arabam aşağıda zaten. Teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler. Abiciğim, tamam. Mine? Ne oldu, ne bu halin? Yok bir şey. Emin misin? Anlamadım. Ne bileyim, böyle özel konuşmalar, birlikte vakit geçirmeler falan. Dikkat et de Lerzan'ın kulağına gitmesin. Benden laf çıkmaz ama millet konuşuyor işte. Kolay gelsin. Sağ ol, sen gitmemiş miydin? Çizimlerimi unutmuşum da. Bir şey mi oldu? Yok. Canın sıkkın gibi görünüyor da. Biraz yorgunum sadece. Ben de Mine mi canını sıktı diyecektim. Mine niye sıksın ki benim canımı? Ne bileyim. Bazen bir başlıyor Deniz'e anlatmaya, susturabilen aşk olsun. Deniz? Şu fotoğrafçı çocuk. Refin yanında çalışan. Evet. Ya o işte durmadan ondan bahsediyor. Eskiden birliktelermiş. Niye ayrılmışlar bilmiyorum ama Mine hala unutamamış. Aklı fikri Deniz'de. Sen bilmiyor muydun yoksa? Su, arasana şunu bir daha. Ay Atakan, üç kere aradım. Çok istiyorsan kendin ara. Mavi Kuş kafese girdi. Mavi Kuş kafesin yerine, herkes yerine. Denize geçip ne yapacağız? Güven yok ortada. Burada durup ne yapacağız Atakan? Kendimiz çalıp kendimiz mi oynayacağız? Her şeye de bir lafım var. Yani. Bir kere de bir aksilik olmasa olmaz değil mi? Neyse, biz görevimizi yapalım da Güven gerisini halleder. Haydi, hayırlısı. Bismillahirrahmanirrahim. Ablacığım, ver elini bir falına bakayım. Yok, istemez, sağ ol. Yahu sen ver, belki hayırlı bir kısmet vardır. Allah Allah, istemez dedik mi? Ya istersin bence. Olmaz, civanım imkansız, vazgeçmek olmaz. Ben sana varmasam eğer gözüm açık giderim. Oynar gider yarım aklımda, bende durmaz. Ben seni almazsam eğer mahvolurum, biterim. Sen yeter ki sev kulun olayım, bir dile bin yıl kölen olayım. Koynuna boynuna dolanayım mahşere kadar. Beğendin mi sürprizimizi? Bayıldım, her şey çok güzel olmuş. Hiçbir masraftan kaçınmadık. Arkadaşlar sağ olsunlar. Sağ olun. Şimdi ne yapıyoruz? Toparlanıyoruz. Nasıl, başka bir şey yok mu? Ne gibi? Ne bileyim canım, hani böyle bir yerlere gideriz, otururuz, manzarayı falan seyrederiz. Sen beğenmedin galiba bu organizasyonumuzu. Yok, çok beğendim. Her şey çok güzel olmuş da hani niye bunu yaptığını da anlayamadım. Herhalde vardır bir sebep. Hiç. Sadece seni mutlu etmek için.
Çok tatlısın. Her şey çok güzel olmuş. Yak yak. Gönder, 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 gönder. Yürüyelim biraz. Olur. Ya gülüm, bir şey mi? Ne gibi? Ha bir de bunlar var tabii. Unutulmaz bir gece olsun istedim aslında. Yani senin için çok özel olmasını istedim ama beceremedim. Çok uzun bir gece olacaktı bu ama çay ocağında biraz sorun çıkmış da benim gitmem lazım. Ne oldu ki? Zabıtalar arıza çıkarmış yine. Biz de gelelim istersen kardeşim. Belki bir yardımımız dokunur. Yok kardeşim, sağ ol. Siz keyfinize bakın, evde görüşürüz. Ben gelmeden önce bir şey mi oldu? Yok. Hani teklif edecekti, ne oldu? Ya biz de öyle biliyorduk. Zaten o yüzden yaptık her şeyi. Şarkı söyleyecekti, sonra parmağına yüzüğü takacaktı ama öyle değil miydi arkadaşlar? Biz de öyle biliyorduk. Ya niye vazgeçti o zaman? Gel. Mine? Rahatsız etmedin değil mi? Saçmalama, otursana. Hayırdır? Hiç, suyu görmeye gelmiştim de daha dönmemiş. Ben de Nurgül ablayı gördüm. O da Deniz yukarıda deyince bir uğrayayım dedim. İyi etmişsin. Ben de seni arayacaktım zaten. Niye? Duygu stüdyoya geldi bugün. Ay taktı ya. Neymiş? Refik Bey'i görmek istiyormuş değil mi? Yok. Fotoğraf çektirmek için gelmiş. Ne fotoğrafı? Ha, katalog için. Hayır, kendisi için. Özel bir şeyler istiyorum dedi, ben de gel çekelim dedim. Allah Allah. Nereden çıkmış durup dururken? Bilmem. Tam makinenin başına geçtim. Hazırlık yapıyorum. Çekime başlayacağız. Arkamı bir döndüm. Soyunmuş karşımda bekliyor. Ne? Çıplak fotoğraf çektirmek istiyormuş hanımefendi. Ciddi misin? Efendim, oğlum ne oldu, işlem tamam mı? Değil. Planlarda bir değişiklik oldu. Ne oldu ya, niye? Çay ocağına gel, orada anlatacağım. Ya oğlum bu saatte çay ocağında... Ne işimiz var, anlatsana. Telefonda olmaz, yarım saat sonra çay ocağında ol. İyi, tamam. Peki, hadi. Allah Allah, ulan o kadar da yaptık. Neyse, ustacığım tamamdır. Kolay gelsin, iyi akşamlar, bu kadarmış. Hadi. Nasıl yani? Şimdi sen arkanı döndüğünde öyle duruyor muydu? Aynen. Sonra ne oldu peki? Ne olacak? Çekemem deyip gönderdim. Ay salak ya. Resmen beni sinir etmek için yapıyor. Bence sinirlendirmek için değil, kıskandırmak için de yapıyor. Çünkü sana anlatacağımı biliyor. Yani. aklına bir şey geldiyse... Aramızda bir şey olmadı. Bakmadım bile. Ay baksan ne olacak Deniz? Yani... Ben seni üzülme istiyorum o kadar. Duygu sana göre bir kız değil. Bence başkalarıyla şansın, dene daha iyi. Hani kararını vermiştin? Hani bu gece bitiriyordun işi? Olmadı işte.
Efe. Ha, ne dedin? Yok bir şey. Ne soracaksın oğlum? Gel gel. Sen hiç çok büyük bir sır sakladın mı? Ne gibi? Ne bileyim, sevdiğin insanlardan bilmelerini istemediğin bir şey oldu mu? Ha, bir de şey dedi, Erdal'la birlikteymişsiniz galiba. Ay yuh ama ya, sen ne dedin? Beni ilgilendirmez dedim. İyi demişsin. Ay. Su. Ben odama çıkıyorum. Tamam canım. Bu ne ya? Ay sorma. Ne bileyim oğlum, gelmiyor şimdi aklıma. Ha, başkası var değil mi lan? Ne? Yani o yüzden teklif edemedin. Ya ne alakası var? Ettin mi o zaman? Ya oğlum konuşsana, ne bu halin ya? Olmadı işte. Allah Allah. Sen şimdi bana bir baştan başla bakayım. Sen şimdi oraya geldiniz, böyle duruyorsunuz. Tam karşı karşıya geldiniz. Geldik evet ama teklif etmedim. Zaten etseydim de kabul eder miydi bilmiyorum. E oğlum ben dün konuştum, edecek dedim kesin. Olmadı işte. Allah Allah. He tamam lan, şimdi anladım. Sen korktun değil mi? Ha? Sen korktun. İş ciddiye binince dur ben ne yapıyorum falan dedin değil mi? Kendime güvenemedim, oldu mu? Ne oğlum, madem güvenemedim niye beni işin içine karıştırıyorsun o zaman ya? Boğazın ortasında duruyorum teknede. Ha şimdi patlatacağım, ha şimdi patlatacağım derken yemin ediyorum dondum orada ya. Bak birader, bunların hepsi fasafisi oğlum. Ne demek kendime güvenemedim ya? Sen bu kızı seviyor musun? Seviyorsun. O seni seviyor mu? O da seviyor. Yani evlenmenize mani olacak bir durum da yok ortada. Ulan adın güven be, insan adından utanır. Onu bana değil anneme söyle. Zaten artık çok geç, rahmetli oldu. Gün yüzü görmedi ki kadın. Bir taraftan baba sürekli kavga etti zaten kadınla. Sonra çekip gitti zaten hocam. Yani anlayacağın şahane bir çocukluğum oldu. Hakikaten kötüymüş. Pardon. Neyse boş ver ya, akşam akşam canını sıkmayın. Beni boş ver ya. Sen kendinden bahsetsene biraz. Adını kim koydu? Ne alaka? Merak ettim. Babam koymuş. Fikret Hakan'ın hastasıymış. Oğlum olursa ismini Fikret koyacağım demiş. Doğal olarak göbek adım da Hakan. Aha, tabii kesin öyledir. O ne demek ya? Bu insanlar senin adını koyup yok mu olmuşlar abiciğim? Bir dakika ya, sen niye durup dururken şimdi bana sarılın? Sararım tabii. Hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bir şey soruyoruz, onu sorma, bunu sorma. Bir şey bilmiyorum ki abi hakkında. E oğlum, başta konuşmadık mı bunları? Konuştuk da ne konuştuk ki? Sen bana soru sorma dedin, ben de sana hiçbir şey sormadım. E sorma işte. Anlatırız bir ara oğlum, ne var? Allah Allah ya. Hadi kalk, bize gidelim abicim. Burada mı oturacağız? Yürü. Ben eve gideceğim. Sen git zaten, canım sıkkın. Emin misin? Eminim. İyi, ben evdeyim. Fikrini değiştirirsen gelirsin, tamam? Tamam. Hadi eyvallah. Eyvallah. Hadi görüşürüz. İşte bu çocuk, ben anlamıyorum ki. Sana bir şey söylemedi değil mi? Dinle. Hı? Oho, ben kime konuşuyorum? Pardon ya, dalmışım şuna. Neye daldın? Söyle bakayım. Ya Erdal bana çok hoş bir sürpriz yapmış. Hadi ya, ne yaptın? Şirketteydik, şarap falan içtik. Sonra beni öpmek istedi. Sen ne yaptın? İzin vermedim. Neden? Hani hoş bir adamdı? Ya öyle de ne bileyim, kafam karıştı. Aman Mine ya, başlama yine. Şimdi de diyeceksin ki Deniz ne yapacak, o ne olacak, ben biliyorum. O da var. Arkadaşım, sen bu adamdan hoşlanıyor musun, hoşlanmıyor musun? Onu bir söyle bakayım bana. Yani evet, uzun zamandır bu kadar iyi hissetmiyorum. Üstüme gelmiyor, beni zorlamıyor ama bir yandan da mutlu ediyor. Ne bileyim, senden hoşlanıyorum dedi mesela açık açık. Daha ne?
Bence sen bir şans ver bu Erdal'a. Vallahi bak. Başka zaman olsa delirirdi. Resmen gülüp geçti ya. Demek ki kıskanmamış. Mümkün değil. Belki de başka biri vardır abicim. O yüzden böyle rahattır. Olamaz mı? Olamaz. Olsa anlardım ben. Gerçi şirkette bir adam var. Lerza'nın eski çalışanıymış. Sürekli benim peşinde. Belki de ondan hoşlanıyordur. Sanmıyorum. Ben gördüm abi adamı. Mine'nin hoşlanacağı tiplerden değil. Kasıntı herifin teki. Sıla, ne haber? Ya ben şey için aramıştım. Özür dilemek için mi? Hah, evet. Özür dilemek için. Bu saate kadar aklın neredeydi? Hep aklımdaydı canım da yani ben biraz sakinleşmeni bekledim yani. Öyle mi? Daha çok beklersin canım. Hadi. Lan resmen yüzüme kapattı ya. Vallahi ben adamın bir falsosunu göremedim. İşinde de iyiymiş Mine diyor. Avrupa'da tanınıyormuş, kendi markası falan varmış. Kaç yaşındaki bu adam? Ne bileyim, 30'unda falan herhalde. Hadi ya. Adam 30 yaşında kendi markasını yaratmış abi. Ha, benim de bir şeyler yapmam lazım artık. E yapıyorsun zaten abicim. Sabahlara kadar çalışıyorsun. Sen ne demek istediğimi anladın. Mine'nin söylediklerini anlatmıştım sana. Benim de başarılı olmamı istiyor. Kendi ayaklarımın üstünde durmamı istiyor. O zaman duracaksın abicim. Kendini işine vereceksin. Ya yapıyorum zaten. Daha doğrusu yapmaya çalışıyorum. Refik abiye kalsa bütün gün boş boş oturacağız. Her şeyi ben atlıyorum. Bence iyi yapıyorsun abicim. Yapıyorum da bakalım bir işe yarayacak mı? Deniz, bütün bunları Mine için yapıyorsan. Abi yine o konulara girmeyelim lütfen. İyi, sen bilirsin. Seni bekliyordum. Heh, ondan girdik internete ya. Güvenle konuştun yani. Evet, konuştuk. Bir şey söylemedi mi? Yok, sayılmaz. Uf, hani kesindi ya? Hani evlenme teklif edecekti bana? Öyleydi ama son anda vazgeçmiş ya. Öyleydi ama son anda vazgeçmiş. Allah Allah. Neden? Vallahi benim anladığım bir türlü güvenemiyor çocuk. Güvenemiyor bir türlü. Yani bana mı güvenmiyor? Vallahi herhalde kendisine güvenemiyor. Seninle alakası yok. Kendisine güvenmiyor. Of, yine mi iş güç meseleleri ya? Of, onlar yine herhalde ama aile maile bir şeyler diyor çocuk ya. O da var ama aileden falan bahsetti. Ailesinden bahsetti. Ne anlatmış acaba? Ne anlattı? Hep kavga ediyorlarmış. Belki çocuk onlara benzemekten korkuyor. Hep kavga yapıyor. Ama hiç bahsetmedim bunlardan.
Zaten çocuk bir konuşsa her şey hallolacak da. Olmuyor. Göründüğünden de güzelsin. Niye dışımda gezersin? İçimdeki sensizliği sen başlatır, sen bitirirsin. Aklımda kör başlangıçlar, hepsinde senden bir şey var. Geç yattığım bütün akşamlar seni bana anlatırlar. Sorunun bu olduğunu emin misin? Ya evet dedik ya, Allah Allah. Evet. O zaman niye bana söylemiyor? Ne bileyim ya. Ama üstüne gitme işte. Çocuğa biraz zaman ver. Üstüne gitmeyeceğim zaten. Sadece konuşmak istiyorum. Ya kızım sen benim dediğimi yap. O açsın konuyu. Sen yakın davran. Onu dinle yeter. Alttan al biraz ya. Alttan al. Alttan alman lazım. Zaten bütün hayatım öyle geçiyor. Kimsenin beni düşündüğü falan yok. Ben herkes alttan alayım. Kimseyi üzmeyeyim, kırmayayım. Allah Allah, bana niye kızıyorsun ya? Sen dedin çünkü. Ben de aptal gibi gittim. Allah Allah. Biz yardım etmeye çalışıyoruz. Bize kızıyor, şuna bak. Yardım etmeye çalışıyormuş. Etmeseydin. Allah Allah ya. Allah Allah, biz suçlu olduk şimdi. Suçlu olmuşmuş. E oldun tabii. Kesin teklif edecek diyen sendin. Sen kafamıza göre gittik. Allah Allah, nereden bileyim, öyle sanıyordum çünkü. Allah'ım ya, iyi. İyi. Aman iyi, iyi, iyi. Fikret, orada mısın? Evet, buradayım. Ya, çocuğu da kırdım ya. Affedersin. Sinirlerim bozuldu. Senden çıkartmışsın. Fark ettik, fark ettik. Sen biraz sakinleş kızım, sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz sonra. Bu ne abicim ya? Kimse iyilik falan yaramıyor ya. Önce sıla sonra bu. Ya kabahat sende, yapma. Yapma iyilik.
Kim o? Kaptan pilotunuz Fikret. Ya iyi günler efendim. Rahatsız ediyoruz fakat şimdi bizim Sofya şehir turu kafilemiz hazır. Yani bir 10 dakika içinde yola çıkacak. Eğer arzu ederseniz sizi de aramızda... Saat kaç? Erken de. İstiyorsan odaya çıkıp biraz daha uyu. Yok ya. Benim çalışmam lazım. Dün gece merak ettim seni. Neden geç geldin? Fikret'le birkaç işimiz vardı da. MSN'de konuştuk, anlattım. Zaten o da olmasa bir şey öğrenemeyeceğim hakkında. Bir tek nerede kaldığımı sormadın herhalde. Canım, seni merak ettim. Ne var burada? Yok bir şey. Bana anlatmadığım bir şey mi var? Yok. O zaman niye böyle davranıyorsun? Sonra konuşalım mı Aslı? Canım. Bak, ben seni sıkıştırmak için sormuyorum bunları. Ama çok üzgünsün. Ondan konuşmak istedim. Yani sen ne zaman istersen, tamam mı? Ben buradayım. Dışarı çıktık diye seni affettiğini sanma. Ha, bir iki numara daha yapman lazım diyorsun ha? İstersen geri dönelim. Beğenmedin mi burayı? Onu değiştirme. Ben hiç öyle bir şey yapmam, Allah Allah. Ne yapacağım yani? Aa, kanguruya bak. Bakayım da görebileceğimi pek sanmıyorum. Ya lafın gelişi diyoruz canım. İyi baktık. Ne? Tamam. Öf, ne kadar kalabalık burası ya. Ne kadar kalabalık. Hani buranın nüfusu 2 milyondu? 1.8. Aman, aman, her şeyi de bil. Nereye geldik? Aslanlı Köprü'ye geldik ya. Hadi bakalım. Bak, bu Aslanlı Köprü hakikaten çok acayip ya. Tam böyle iki yanında yükselen tarihi taş binalar var. Bir de, ileride Fantastico diye bir market var. Oraya gidelim mi? Ne alacağız ki? Ne bileyim ben, meyve, sebze, buzdolabı süsü, çorap, karbüratör. Ne? Oh ya, oh be kardeşim, sonunda güldü ya. Sana gülmüyordum ben bir kere. Neye gülüyordun? Kanguruya mı gülüyordun? Günaydın. Günaydın kızlar. Aslı'cığım, bir çay daha ister misin? Alırım benden sonra. Hiç anlatmıyorsun. Ne oldu dün gece? Bir şey olmadı. Ama dün çok heyecanlıydın. Güvenle buluşacaktınız. Buluştuk ama bir şey olmadı yani. Teklif falan olmadı. Aa, neden? Ya... Günaydın. Günaydın. Günaydın Metin abi. Ne oldu ya? Ben gelince sustunuz. Aslında biraz canı sıkkın. Çınar rahatsızlanmış, onu anlatıyordu. Bence artık saklamamıza gerek yok. Neyi? Benim mutfakta biraz işim var. Otursana Metin abi. Niye yavaşladın? Çünkü şimdi senin çok sevdiğin bir yere geldik. Ha? Nereye geldik? Tahta Köprü'ye. Evet efendim, Tahta Köprü'ye geldik. Geçen Damla söylemişti evde bana. Neden sevdiğimi de söyledi mi? Yok, onu Sulay'a sorarsın dedi. Soracak mısın peki? Soracak mıyım? Hayır, sormayacağım. Ama sen istiyorsan anlatabilirsin. Gel şuraya oturalım. Şöyle gel, 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 gel. Otur.
İstiyorsan ben gidip yiyecek bir şeyler... Özkan'la burada tanışmıştık. Özkan? Eski erkek arkadaşım. Burada tanıştık, burada ayrıldık. Anladım. Bak eğer rahatsız oluyorsan başka bir yere gidelim. Yok, eskisi kadar üzülmüyorum artık. Uzun bir süre gelmedim buraya. Özkan'la karşılaşmaktan korktum. Ama o burada değil. O yüzden istediğimiz kadar oturabiliriz. Bir yere mi gittin? Londra'ya taşındı. Okulu orada. Bir daha hiç dönmeyecekmiş, öyle duydum. Ne yani? Bir daha hiç görüşmediniz mi? Özkan çok istedi ama ben kabul etmedim. Sonunda ne olacağı belli. Bile bile niye acı çektireyim ki çocuğa? Ya iyi de Sıla, yani niye böyle düşünüyorsun? Ben hakikaten anlamıyorum ya. Fikret, 23 yaşındayım ben. Ölüyorum. Hayat güzel. Hastane yatağında oramdan buramdan kablolar çıkmış bir halde yatarken... Özkan'ın yanımda olmasını, benimle beraber o odaya tıkılmasını istemiyorum. İstemedim yani, bu yüzden ayrıldım zaten. Ama yani seni gerçekten seviyorsa bunların hiçbir önemi yok ki. Var. Sen çok sevdiğin bir insanın acı çektiğini görmek ister misin? Orada yatıyor, hiçbir şey yapamıyorsun. Elinden hiçbir şey gelmiyor. Onu kurtarmak için yapabilecek hiçbir şeyin yok. O zaman durmanın da bir anlamı yok. Aslı'cığım söylesene. Biz Güven'le evleneceğiz. Yani o teklif edecek, ben de kabul edeceğim. Bunu başkasından duymanı istemedim. Bir şey söylemeyecek misin? Ne söyleyeyim Aslı'cığım? Yani mutluysan başka hiçbir şeyin önemi yok. Ben mutluyum. Ama bak, bir şey bilmeni istiyorum. Ben Efe'yi hiçbir zaman unutmadım. Unutmayacağım da. Annem bana zamanla içindeki acı küllenecek demişti. Gerçekten öyle oluyormuş. Yani artık aynı acıyla yanmıyorsun. Hayat bir şekilde devam ediyor. Sen de devam ediyorsun. Efe benim için çok özel bir insan. Bizim Haytan'ın başına gelen en güzel şeydin sen. Adam ettin onu. Güven de seni çok seviyor ama biliyorum. Onun da çok zor bir hayatı olmuş. Ailesi olmamış hiç. Nerede akşam orada sabah yaşamış. Ama seninle tanıştıktan sonra o da düzeldi. Zor tabii yani. Seni görünce bazen hep aklıma geliyor. Ama böyle hep iyi zamanlarınız, mutlu zamanlarınız falan aklıma geliyor yani. Efe senin mutlu olmanı isterdi. Sen kardeşim emanetisin bana. Ne yaparsan yap, nerede olursan ol. Ben her zaman yanında olacağım aslında. Umarım Güven'le çok mutlu olursunuz. Nasılsınız? Mine ben. Mine Ergun. Sağ olun, teşekkürler. Ben sizi şey için rahatsız ettim. Sizden bir şey rica etmiştim, bir plak araştırmanızı. Aha, var mı bir haber? Ha, anladım. Tamam, ben bir Metin abiyi arayayım o zaman. Sağ olun. Metin.
Aslı'yla ne konuştunuz? Ya ne konuştunuzu biliyorum da ben asıl seni merak ediyorum. İyi misin? İyiyim. Ya insan bir tuhaf oluyor tabii. Efe aşık da Aslı'ya. Çocukluk aşkıydı düşünsene. O kaza almasaydı belki evleneceklerdi yani. Güven kötü bir çocuk değil biliyorsun. Biliyorum canım. Benim öyle Efe birden aklıma geldi. Kötü oldum yani. Geçer birazdan. Pardon. Efendim Mineciğim. Tamam beni aradı sana ulaşamayınca. Bulmuş adamın adresini. Yazdırdı bir kağıda. Güven yanımdaydı. Abi ben veririm Mine'ye dedi. Ne oldu vermedi mi sana? Yok. Bana vermedi misin abi? Üf, neyse unuttu herhalde ya. Tamam ben ondan alırım. Tamam sağ ol. Bay bay. Neredesin sen? Buradayım. Derz Hanım seni soruyor 10 saattir. Tamam. Boyundan büyük şeye kalkışırsan böyle olur işte. Anlamadım. Erdal diyorum. Böyle elde edemezsin. Haklısın. Senin taktikleri uygulamak lazım. Mesela fotoğraf çektirmek istiyorum deyip bir anda soyunacaksın. Kesin işe yarar. Ben baktım. Nerede kaldın ya? Geç kalmadım ki. Ya onu bırak. Akşam ne oldu onu anlat. Kabul ettin mi? Evleniyor musunuz? Hayır. Beni beklemeye karar verdin o zaman. Yok. Teklif gelmeyince kabul edemiyorsun. Nasıl ya? Gerçekten mi? Bir şey demedi mi sana? Oley be! İşte budur. Benim ama yukarı çıkmam. Elbiselerle takıları yolladım stüdyoya. Mankenleri de ayarladım. Yarın çekimlere başlayacaklar. Ha, bu arada önce kataloğu yapacaklar. Ondan sonra mankenlerle çekimlere başlayacaklar. Tamam. Mine biliyorsun bu işin bütün sorumluluğu sende. Biliyorum her zaman. Sakın beni hayal kırıklığına uğratma. Merak etmeyin. Elimden geleni yapıyorum. Elinden geleni değil. En iyisini yap. Erdal'cığım senden bir şey istesem. Tabii. Madem buralardasın sen de bu işle ilgilen. Refik'in her şeyden haberi var, içim rahat. Ama çekimlere ben gidemiyorum. Sen benim yerime karar ver. Mine de sana yardımcı olsun, tamam mı? Nasıl istersen. Gelsin. Aa, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Boş durmayayım dedim de alıştırma yapıyorum öyle. Aferin. Bilgisayara aktardıktan sonra haber ver, birlikte bakalım. Olur. Ben bakarım. Efendim. Hah, Deniz benim. Bir saniye canım. Abi bir arkadaşım arıyor da. İyi siz konuşun. Ben içerideyim. Bir sorun yok değil mi? Çekimde kullanacağımız elbiselerle aksesuarları bugün yolluyorum ben. Tamam, ben stüdyodayım zaten. Kaç gibi gelir sence? Anladım. Gelmeden arasınlar da bir aksilik olmasın. Tamam canım, görüşürüz. O kim geliyor? Reklamdan alacağım vardı da birkaç imza atmam gerekiyormuş, onu gönderecekler. Refik abi,
bu Bonema konusu vardı ya. Bu konuyu kapatmamış mıydık Deniz? Evet abi de belki tekrar düşünürsün diye. Hayır Deniz. Daha ısrar edecek misin? Pardon abi. Aslı, ders mi çalışıyorsun? Evet canım, ne oldu? Hiç. Sınavların başlamasına az kaldı değil mi? Hı hı. Bir şey mi söyleyeceksin? Şey, ilk defa yapacağım da. Neyi? Şey, çok zormuş bu ya. Bak bakayım hanım, iyi misin sen, bir şey mi oldu? Şimdilik iyiyim. Vereceğin cevaba göre değişebilir tabii durumu. Korkutma beni, ne oldu, bir şey mi var? Sen niye korkuyorsun ki? Teklifi ben yapacağım. Ne teklifi? Aslı, benimle evlenir misin? Canım ya, çok tatlısın sen. Ya tatlıyı matlıyı boş ver, emek mi hayır mı? Çok isterdim ama kabul edemem. Güven yüzünden değil mi? Hı hı. Olmasaydı kabul eder miydin peki? Tabii ki ederdim. Yani senin gibi şirin. Şirin mi? Şirin derken yakışıklı yani. Yakışıklı. İyi. Zeki. Kibar birisinden gelecek teklif. Niye kabul etmeyeyim ki? Hemen evlenirdik değil mi? Yok, hemen evlenemezdik. O niye? Aramızda biraz yaş farkı vardı ondan. Üf, biliyordum. Her yerde yazıyor zaten kızlar olgun erkeklerden hoşlanır diye. Ben hiç olgun olamayacağım herhalde. İyi günler. Mine Ergun'la görüşecektim ya. Kim geldi diyelim? Güven Karakuş. Bir saniye lütfen. Efendim? Ha, alo Güven. Dükkandasın değil mi? Yok. Oğlum ben de alışverişteyim. Kim açacak dükkanı? Ya Fikret, ben bugün gidemeyeceğim. Acil bir işim çıktı da. Allah Allah. Ben biliyorum senin acil işlerini. Ne oldu, yine depresyona mı girdin? Ya hiç keyfim yok, sonra konuşalım mı? İyi oğlum, iyi. Bana göre hava hoş. Kaç bakalım, nereye kaçacaksın? Kaçmıyorum. Biraz kendime geleyim, anlatacağım sana her şeyi. İyi abiciğim. İyi, sen bilirsin, hadi. Adamdan dükkan açıyoruz, adamın dükkana geldiği yok. Güven. Aradım seni ama ulaşamadım. Ya yoldaydım da açamadım. Metin abiden ben bir şey rica etmiştim. Benim için bir şey araştıracaktı. Sana bir şey soracağım. Sen plakayı nereden buldun? Güvenlik kayıtlarından. Biz kuyumcudan çıkınca bir kez daha konuştum ben çocukla. O da ısrarla ben bıraktım deyince plakasını aldım, karşılaştırdım. O değilmiş. Anladım. Metin abinin arkadaşı bulmuş motorun kime ait olduğunu. Kimmiş? Sen haklıymışsın. Refik abi. Söyle Deniz'ciğim. Yemek yemeyecek misin? Oldu mu o kadar ya? Şu köşedeki kebapçıyı ara, söyle bir şeyler. Bence bugün dışarıda yiyelim, hem değişiklik olur ha. İyi, çıkalım o zaman. Deniz Bey. Merhaba. Buyurun lütfen. Abi dosyayı getirdi herhalde, sen git ben yetişirim. Bonema'dan değil mi? Evet. Tamam. Buraya gelen kişi o değilmiş. Biliyordum ya. Gidip buldum adresini. Adını öğrendin mi? Hı. Hatta konuştum da. Tayfun Cansever diye bir adamın adına kayıtlı çıktı. O getirmiş buraya. O zaman niye kuyumcudaki çocuk ben bıraktım dedi ısrarla? Ya bin kere sorduk. Ya işte herhalde aynı şirkette çalışıyorlar. Onun yerine Tayfun getirmiş falan filan. Ama anlayacağın, gördüğün kişi Efe değilmiş. Güven, çok özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok.
Ama senden bir şey rica edeceğim. Bunun aslını bilmemesi lazım. Merak etme. Güven, sen benim yüzümden mi yani? Ben Efe'yi gördüm falan deyince mi vazgeçtin? Efe'yle alakası yok ya, benle ilgili. Neyse ben kalkayım, işlerim var. Konuşuruz sonra. Güven. Atla. Allah Allah. İyi. Bayağı bayağı beni takip ediyorsun yani. Ya evet ama bir sor, niye takip ediyorum? Bir sor, bir sor. Sormayacağım çünkü biliyorum. Ne diyorsun? Çalışıyor muyuz o zaman? Hayır, ben bıraktım bu işleri. Hoş bıraktım da ne oldu ki? Ya vallahi aslı duymayacak. Ya bana güvenmiyor musun? Hayır, istemiyorum. Uzatma artık. Tamam, iyi. Ya eskiden olsa 1000 takla atardım bu işi yapmak için. Ne oldu sana? Sırf Aslı yüzünden mi gerçekten? Öyleydi. Nasıl yani? Ya onu üzmemek için uzak duruyordum ama artık bir önemi kalmadı. Neden? Ayrıldınız mı? Hayır. Yaşıyormuş, ölmemiş. Kim? Alo. Ha, dinliyorum. Tamam, akşam 8'de oradayım. Yok abi, daha evvel gelemem ya. Tamam, tamam, hadi görüşürüz. Ulan bu hayatta benden başka kurye mi yok ya? Evet abicim, ne kadar bunlar? Ne yapacaksın peki şimdi? Bilmiyorum. Gidip söyleyeyim dedim ama... Aslı'yı kaybetmekten korktun. Aynen. Söylemesem yani bir şekilde öğrenecek. Senden başka kim biliyor Efe'nin yaşadığını? Kimse, bir sen bir de ben. İyi. O zaman hiçbir şey görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Söyleme diyorsun yani. Adam 4 yıldır ortada yok. Herkes öldü diyebiliyor. Mezarı bile varmış, kendin söyledin. Ya bırak, bundan sonra da öyle bilsinler. Ayrıca bilmelerini istiyor olsaydı bir şekilde çıkardı ortaya, saklanmazdı. Durum bildiğin gibi değil Biricik. Nasıl bildiğin gibi değil ya? Yeni bir hayata başladım diyorsun. Aslı ile evleneceksin yarın öbür gün. Ya değecek mi bütün bunları riske atmaya? Bilmiyorum, bilmiyorum. Güven, bak kahramanlık yapmanın sırası değil. Ortaya çıkıp bütün bildiklerini anlattığında kimse sana madalya takmayacak. Efe de düzen kurmuş. Mutlu ki demek ortaya çıkmıyor. Bir tek Aslı'nın gerçeği öğrenmesine takılıyorsam ben onu engellerim. Aa, anlamadım, nasıl yani? Merak etme sen. Sevimliydik yani, görmeliydiniz. Bir de nereden buysa böyle bir yüzük bulmuş getirmiş, bir de gelmiş teklif ediyor. Sen de kabul etseydin bari. Bir şey söyleyeyim mi? Neredeyse kabul edecektim. O kadar. Seninki geldi. Canım, gelsene.
Bak bu böyle olmaz. Bence oturup konuşmanız lazım. Aman canım ne konuşacaklar? Erkek değil mi? Hepsi aynı. Konuşmaya gelince mangalda kül bırakmazlar. İş eyleme gelince pır. Atakan kaçmadı ama. Sen öyle san. Ya umarım öyledir. Yani sadece evlilikten korktum. Başka bir şey olmasın. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Neymiş o? Gidip konuşacaksın. Kırdın mı seni? Hayır. O zaman niye böyle davranıyorsun? Tamam peki konuşmayalım. Oturalım böyle. Sıkılmayacak mısın böyle oturmadan? Niye sıkılayım? Sağ varsın yanımda. Sana bir masal anlatayım mı? Anlat. Bundan yıllar yıllar önce çok uzak diyarlarda bir tane çoban yaşıyormuş. Yıkık dökük bir evde böyle. Ağlında 3-5 tane koyunu, kümesinde tavukları filan. Parası pulu yok ama mutlu. Her sabah kalkınca koyunlarını tavuklarını alırmış, gezdirirmiş onları. Konuşurmuş, dertleşirmiş. Akşam olunca da evine dönermiş. Bir tane de yakın arkadaşı var ama yedikleri istirahare gitmiyor. Bayağı yakın bir arkadaşı. Bizim çobanın arkadaşı bir gün öğreniyor ki meğerse yıllardır çobanlık yapan çocuk tahtın tek varisiymiş. Kralla kraliçe onu bulmak için ellerinden ne geliyorsa yapmış. Uzak uzak diyarlara adamlar göndermiş. Bütün sarayları, konakları aratmış. Ağaç kovuklarını, dağ yamaçlarını, yıkık dökük evleri bile arattırmış ama nafile. Prens yok. Bizim çoban da bilmiyor aslında prens olduğunu. Gidip söylese sen aslında prenssin dese çocuğun dünyası değişecek, hayatı kayacak, saraya falan yerleşecek. Söylemezse en yakın arkadaşından gerçeği saklamış olacak. Ne yapmış peki, söylemiş mi? Bilmiyorum, o sayfa eksikti, hiçbir zaman öğrenemedim. Peki sen çobanın arkadaşı olsaydın ne yapardın? Doğru olanı. Yani? Yani gidip söylerdim. Belki öğrense de saraya gitmeyecek. Giderse ne olacak peki? Onu bilemezsin ki. Yaşayıp görmen lazım. Affedersiniz, bir yardımcı olabilir misiniz? Çekici çağırdım ama gelen giden yok. Benim de ahım tuttu galiba. Pardon? Ya demin beni öyle bir salladın ki neredeyse düşüyordum. Ay kusura bakmayın, biraz acelem var da. Tamam, nedir problem? Vallahi bilmiyorum ki. Aküde bir problem var herhalde. Oo, en kazık yerden sordun ya. Efendim? Vallahi benim aküyle pek aram yoktur. Hoş karbüratörle falan da yok ama aslında direksiyonla var. Geçen benim külüstere bir tane taktım. Fena değiliz. Direksiyonla iyiyiz. Siz yine de bir baksanız. Belki başka bir şey vardır. Tamam. Yani bir bakayım ama baktığımda kalabilirim. Onu söyleyeyim. Hah, bir dakika. Evet, bir bakalım şöyle. Vallahi ben aslında motorcuyum. Pek arabadan anlamam ama. Bakalım. Aslı. Ben bahçeye çıkacağım, biraz hava alacağım. Tamam canım.
Pardon. Efendim? Bir çalıştırabilir miyiz? Tabii. Abi binin. Şimdi ben marşa bas deyince basın, tamam? Bas. Bas. Ha? Ha? Çalıştı ya, vallahi yaptık ha. Şunu da kapatalım. Evet. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ne demek canım? Bir de kendime faydam olsa. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine niye çağırdın? Al bakalım. Bu ne? Efe'den kurtuluş biletin. Ne yaptın kızım sen ya? Ne yaptıysam senin iyiliğin için yaptım. Kim dedi sana yap diye? Ay sana kalsa gidip Aslı'ya her şeyi anlatacaktın. Şimdi kutuyu çaldırdığını söyleyecek. İnanmayacaklar, binecekler hemen tepesine. Uf, biricik ya, niye böyle bir şey yapıyorsun? Var yap işte. Efendim? Alo Güven. Oğlum ben yandım. Ben bittim. Ben mahvoldum ya. Gitti. Gerdanlık gitti oğlum. Alo. Alo Güven, orada mısın? Buradayım, buradayım. Oğlum ben ne yapacağım şimdi ya? Ben ne yapacağım ya? Çalındı diyeceğim, kimse inanmayacak. Güven oğlum, beni mahvedecekler. Oğlum beni sürüm sürüm süründürecekler ya. Mahvedecekler oğlum. Hapislerde çürüyeceğim ya Güven. Tamam. Şimdi sen her şeyden önce sakin ol bir. Bir sakin ol. Ya Güven, gerdanlığı çaldırdım diyorum abicim. 100.000 lira eder o ya. 100.000 liralık gerdanlık diyorum. Of, ben nasıl böyle bir şey yaptım ya? Ben nasıl düştüm abicim bu numaraya ya? Kadınındaki sağ park etmiş. Dur, yardım eder misiniz dedi. Ben de durdum, yardım ediyorum. Sana ne gerizekalı, niye yardım ediyorsun ya? Sana ne basket? Yüzünü gördün mü peki? Ya gördüm oğlum ama... Neye yarar yani? Çoktan uzamıştır şimdi. Tarif edebilir misin peki tipini? Abi ne bileyim, öyle sarışın, ince, uzun bir şeydi işte. Güven, ne olur bir şey yap abi, çok... Alo, ben kapatıyorum, dur. Tamam, ben bir sonra arayacağım şimdi, hadi. Ne oldu? Tutuşmuş mu seninkini paçaları? Kızım gülme ya, çocuk hapse girebilir bu yüzden. Ay girsin. Ay sana ne ya, sana ne? Kendini düşünsene sen. Aslı'yı düşünsene. Güven, beni dinle, Aslı'nın yanına dön. Hiçbir şey bilmiyorsun, hiçbir şey olmadı, tamam mı? Bu konuda böyle kapandı gitti. Thank you.
Şimdi bittim ben ya. Of. Oğlum sen miydin ya? Gel içeri gel. Kapat kapat. Oğlum vallahi kapı çalınca polisler geldi sandım ya. Fikret. Ha. Ne bu? Açsana. Ha! 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 Yerden! Oğlum sen bunu nereden buldun ya? Ha? Ya bizim de var işte bağlantılarımız oğlum. Ya nereden buldun? Nasıl yaptın oğlum? Ya bir arkadaş var. Onun da işte bir tane kadın yine bileziğini mi ne çarpmış geçen günlerde. Ondan sonra işte sorduk, soruşturduk, bulduk. Ya boş ver, al gerdanını, gerisine karışma. Oğlum yemin ediyorum hayatımı kurtardın ya. Vallahi atölyeden arıyorlar sabahtan beri. Dedim ki polisler aç şimdi gelecek, aç şimdi geldiler. Yani dile benden ne dilersen birader. Vallahi bir çayını içerim. Oğlum ben sana çay demlerim, lokma dökerim, börek açarım. Ne istiyorsan. Dur şu atölye yarın geliyorum. Tamam. Oh ya. Başlar mı lan sizin topunuza? Bize niye kızıyorsun ki Hüseyin amca? Kızarım tabii. Niye göz kulak olmuyorsunuz arabaya? Gündüz vakti her şeyi toparlayıp gitmişler. Ben kimde olduğunu biliyorum. Fikir, ben çıkıyorum. Dur oğlum, nereye çıkıyorsun? Şunu takalım, beraber çıkıyoruz. O ne ya, ahtapot gibi? Ne bileyim oğlum, bilmem ne tür işte. Öyle bir şey. Allah, ben hiç anlamıyorum bu işleri. Benim sana yardım dokunmaz. Ben çok anlıyorum. Ben çok anlıyorum. Ben kralım, üniversitesini okudum. Gel oğlum işte, hadi ya, Allah Allah. Ay. Bak şimdi bunu normalde şuraya takılması lazım ama girmiyor. Niye yani acaba? Yerini sevmemiş. Ver bakayım bunu bana. Ver bakayım. Bu nasıl bir şey ya? Miner. Efendim? 5 dakika içinde çıkıyoruz. Hazırlan. Çekimden önce uğramamız gereken yerler var. İkimiz mi gideceğiz? Evet. Duygu'nun hazırladığı dosyayı da almayı unutma. Lerzan Hanım bir de aksesuar listesi hazırlamış. Onu da alalım mı? Tamam. Senin gelmene gerek yok Refika. Ben hallediyorum zaten. Çok fazla işimiz yok. Emin misin? Evet evet. Sen keyfine bak. Bir şey olursa ararım ben zaten. İyi. Sana kolay gelsin o zaman. Tamam abi. Sağ ol. Oğlum sen benden beter çıktın ya. Çekil çekil, bırak. Ulan bunu buraya nasıl soktun? Ne bileyim. Allah Allah. Müsait de orası. Ne oldu, çıkmıyor mu? Yok abiciğim, bu olmuyor ya. Biz ne yapacağız ya? Bir usta falan mı çağırsak? Ya yok mu sizin mahallede bu işlerden anlayan bir amca, bir abi, bir şey? Ne bileyim. Var mı ki? Hüseyin amca. Ne Hüseyin amcası? Oğlum adam beni görse bir kaşık suda boğacak. Bir de bize yardım mı edecek ya? Fikret! Oo Hüseyin amca, ben de şimdi tam senden bahsediyordum. Sen bu motor işlerinden falan anlıyor musun? Biz çünkü karbüratör falan takamadık bunları ya. Ulan kimin malını kime taktırıyorsun sen? He? Hem çalıyorsun, sonra? Çalmak yok, çalmak yok. Bunlar bana hediye geldi ya. Yok ya, gelip arabandan söktüm diyemiyor musun? Baba, baba, baba! Yetiş, mahallede kavga çıktı. Bana ne? Olur mu baba? Bizim mahallede. Bence de yazık olacak. Koş, 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 koş. Sen lan buraya kaçma. Aman Hüseyin amca, dur. Kaçma lan. Yazık olacak. Kaçma, gel buraya. Baba, baba, yangın çıkmış. O zaman itfaiyeye haber ver. Ya ama benim kontrolüm yok. Sende fazla varsa bana atar mısın? Hayriye, çekil ayağımın altından. Üç deyince. Üç. Ya. Fikret, kaç kurtar kendini.
Bu sefer nereye gidiyoruz? Söyledim ya. Geçen sefer de öyle dedin de ondan sonra farklı bir piknik... Pardon ya, ben öyle espri olsun diye. Söylediklerimi aldın mı yanına? Yo, Lerzan Hanım'ın listesini unuttum galiba. Ben alıp geleyim hemen. Erdal, sen bana kızgın mısın? Geç kalıyoruz. Oradan işimiz bitince stüdyoya geçeceğiz. Hadi çabuk ol. Tamam, ben Deniz'e haber vereyim. Aa, yok, gerek yok. Baskın yapalım. Sen söylediklerimi al gel. Ulan Hayriye, ulan Hayriye, o kadar da sorduk sana nereden buldun diye. Al sana sandık, al sana çıkın. Hı. Ne oğlum öyle ruh gibi dikilmişsin, geçip otursana oraya. Ne? Geç oğlum, otur diyorum. Ha, ne? Şu halime bak ya, yemin ediyorum leş gibi oldum ha. Sen takıl burada, ben bir duş alayım geleyim, tamam? Bugün dükkanı sen açmayacak mıydın? Alo. Ne? Çay ocağını diyorum. Sabah sen açmayacak mıydın? Öyle mi dedim? Öyle dedim. Oğlum sen hala evlilik mevzularını mı düşünüyorsun ya? Ha? Aa, yeter ama oğlum ya. Yemin ediyorum yani kızı da kendini de boş yere üzüyorsun ya. Kasma bu kadar abicim, bir rahat bırak. Hayır o değil. Senin yüzünden biz depresyona gireceğiz. Temiz oldum, misler gibi oldum vallahi. Şişt, istiyorsan sen güven. Alo Aslı. Efendim canım. Neredesin? Çınar'la birlikteyim. Ne zaman bitecek işin? Bilmem, yarım saatte falan çıkarım herhalde. Ne oldu? Hiç, özledim seni, görüşelim. Tamam. Olur, ne yapacağız? Sen ne istersen onu yaparız. Anlaştık o zaman. Nerede buluşalım? Alışveriş merkezindeki sinemada. Bir saat sonra. Tamam canım, öpüyorum. Seni görüşürüz. Ben de seni öpüyorum. Alo, oğlum neredesin ya? Bir banyoya girdik çıktık, hemen kaybolmuşsun. Anlatırım sonra, telefonla olmaz. Allah Allah, ne telefonmuş bu kardeşim? Hiçbir şey olmuyor bu telefonda ya. Bir saat sonra buluşalım mı? Tamam, ben evdeyim, istiyorsan gel. Evde olmaz. Ne oğlum, telefonda olmaz. Evde olmaz. Alışveriş merkezindeki sinemada, bir saat sonra. Ne yapacağız oğlum, film mi izleyeceğiz? Ya sen gel, önemli diyorum. Yalnız bak, ben vizyondaki bütün filmleri izledim, ona göre ha. Arkadaşım, içeri girmeyeceğiz, konuşacağız. Tamam, bir ipucu ver bakayım. Mavi göz. Onu biliyoruz be kardeşim. Detay, detay. Detay falan yok. Gelince öğrenirsin, tamam mı? Bir saat sonra orada bekliyorum seni, hadi. İyi, tamam. Bu kim şimdi ya? Aa, canım sen miydin? Hoş geldin. Ne haber? İyiyim. Gelsene. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Erdal ben. Denizli değil mi? Bonomo'da karşılaşmıştık sizinle. Evet. Güzel. Refik Bey yok mu? Yemeğe gitti. Tam olarak karşıya geleceğinizi bilmiyordum. Ben çıkarken haber verelim dedim ama Erdal öyle baskın yapalım deyince. Ne yaptınız? Başladınız mı çekimlere? Hı hı. Bakalım mı çektiklerimizi? Tabii. Gerçi hepsini bilgisayara atmadım ama biraz beklerseniz gösterebilirim. Tamam. Buyurun.
Bir tanecik aşkım, sevgilim, mavi gözüm. Günlerdir seninle konuşmak istedim. Sevgilim, günlerdir düşünüyorum. Seninle konuşmak istiyorum ama bir türlü beceremiyorum. Aramızda bundan sonra hiç sır olmayacak demiştim bir keresinde, hatırlıyor musun? Bundan sonra olmayacak, merak etme. Çünkü sana her şeyi anlatacağım. Fikret'le tamamen tesadüf eseri tanıştık. Kim olduğu hakkında hiç fikrim yoktu. Zaman zaman geçmişiyle, ailesiyle ilgili sorular sordum ama hiçbirine cevap alamadım. Konuşmak istemediğini düşünüp çok da üstüne durmadım aslında. Birkaç gün önce Mine ile buluştum. Bana şirkete bir kuryenin geldiğini söyledi. Asansöre binerken karşılaşmışlar. Yüzünü tam görememiş ama gördüğü adamı Efe'ye benzetmiş. Önce inanmadım. Yine intikam almak istiyor sandım. Birlikte adamı bulduk. Konuşturmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Sonra Mine elinde bir plakayla geldi. Plakanın kime ait olduğunu bulduk birlikte. Tayfun Cansever diye birinin üstüne kayıtlı çıktı. Bütün bunları neden yazıyorsun diyeceksin şimdi bana, haklısın. Gittiğim adres Fikret'in adresiydi. Önce inanmadım. Sonra Deniz'in fotoğraflarına bakarken Efe ile birlikte çektirdiğiniz bir fotoğraf geçti elime. Aslı, aylardır Fikret diye bildiğim kişi aslında Efe'ymiş. Bunu öğrendiğim an sana söylemediğim için beni affet. Efe'nin senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Onu asla unutmadığını da biliyorum. O yüzden aranızdan çekiliyorum. Umarım birlikte çok mutlu olursunuz. Güven. Bence hiç fena değil bunlar. Tam istediğimiz şeyi yakalamış Refik Bey. Hı hı. Aksesuarları da tek görelim ama. Olur. Bir de ayrıntılara girelim. Yani her şeyi ortada net görmek istiyorum. Aslında fotoğraf ritim duygusu yaratmaya çalışıyoruz. Böyle şeylere gerek yok Deniz. Sen benim dediğimi söyle Refik Bey'e, o bilir. Söylerim de, ilgi merkezi diye bir şey var. Ürünü illa ortada kocaman görmeye gerek yok. Deniz, bu yaştan sonra fotoğraf dersi alacak değilim. Hayır, ben nasıl olması gerektiğini söylüyorum sadece. Söyleme. Sen dediğimi yap yeter. Deniz. Affedersin, hemen geliyoruz. Deniz, ne yapıyorsun ya? O benim patronum. Yani bu işte öyle. Lerzan Hanım onu görevlendirdi. Olabilir. Benim patronum değil sonuçta. Ayrıca çok biliyorsa kendi çeksin. Allah Allah. Ne oldu, bir sorun mu var? Görüntü alamıyorum. Objektifin kapağını açmayı dene istersen. Bizim gidelim mi artık? Olur, gidelim. Refik Bey'e geldiğimizi söylersin, olur mu? Tabii. Bir daha geldiğimizde burada olur ama, değil mi? Merak etmeyin. Güzel. Refik Bey'i bir arayabilir misin ya? Aklıma bir şey takıldı da. Ben sizi daha sonra görüştürsem. Niye? Şu an müsait değil de kendisi. Deniz,
Deniz bir gelir misin? Affedersin, hemen geliyorum. Bir sorun mu var? Yok. Deniz bak, ben seni çok iyi tanıyorum. Bir şey saklıyorsun. Nedir? Refik abinin bu işten haberi yok. Ne demek o? İşi kabul etmedi, tamam mı? Ben de Bonemay'la kendime sıkıştım. Ne?